Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeşil bir şifon namaz örtüsü üzerine papatyalı bir model çalışacağız. Bugün sizlerle naylon ipliklerle çalışacağım. Şu şekilde dikiş nakış dantel ipliği, naylon ip, bunlar elimdekiler. Farklı markaların ipleri bunlar. Birkaç değişik marka var. Tam bazılarının isimlerini bilemiyorum. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bu şekilde iplerden kullanıyorum. Bunlar daha önceden elimde vardı benim. Bazı arkadaşların ellerinde varmış. Değerlendirmek isteyebilirler. Bunlarla da çok güzel iğne oyası yapılıyor. Ben onu anlatmak istiyorum size. Siz elinizde olan iplerle de çalışabilirsiniz. 2 ton yeşilim var. 1 sarım ve 1 beyazım var. Papatya modeli çalışacağım. Değişik bir papatya modeli çalışacağım bugün sizlere. Şimdi iplerimizi kenara alıyoruz. Modelimizi şu şekilde çalışacağız. Aralarını bu şekilde yapacağım. Gülü koyacağım yerde bu şekilde ve bu şekilde papatyalar çalışacağım üzerine. Şimdi namaz örtümün kenarına oya yapmak için 17 tane gül koydum ön tarafına. Bunun için de hep bölerek çalıştım. Tam ortaya, ortayla ortanın baştaki çiçeğin arasına. O şekilde bölerek 17 tane çiçek oluşturdum arkadaşlar. Şimdi dalların yapılışını göstereceğim size. Yine ortalama yapacağım burada. Bu şekilde bir ortalayarak yapıyorum. O zaman aralıklar hemen hemen eşit kalıyor. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Ortanın bir önündeki ilmeğe düğümü yapıyorum. Sonra ortadaki ilmeğe geçmiş oluyorum. Daha sonra da ortanın soluna doğru 2 tane 3 ilmeğin üzerine 2 tane ilmek yapmış oluyorum arkadaşlar böylelikle. Şimdi ipimi geriye getiriyorum. Çift sarıyorum. Bu ipler daha düzgün oluyor çift sarılınca. İkinci ilmeğe geçiyorum. Ve aynı yere bir daha batıyorum. Şimdi aynı şeyi tekrar edeceğim. Toplam 8 sıra olacak. 2 2 şeklinde hafif yamuk bir dalım oluşacak arkadaşlar. Bu arada daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen arkadaşlar. Ki ben bu videoları devam ettirme şansımı arttırayım. Sizler de bir an önce haberdar olursunuz yeni koyduğum videolardan. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Beğeniyorsanız beğenmeyi de unutmayın. Şimdi 4 sıra oldu. 4 sıra daha yapacağım aynı şekilde ve bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 sıra bu şekilde çalıştım. Hafif yamuk bir dal oluştu. Hafif yan duran bir dal oluştu. Şimdi buradan kesiyoruz artık ipimizi. Şimdi ortasını göstereceğim. Yine ortalama yöntemiyle yapacağım. Bu şekilde yapıyorum. Ortalıyorum. Yine ortanın sağ tarafına ipimi bağlıyorum. Orta ilmeğime geliyorum. Diğerine geçiyorum. Şimdi 5 sıra bunu yapacağım. Sonra bitireceğim arkadaşlar. Birinci sırayı yaptım. İkinci sırayı yapıyorum. 5 sıra yapacağım bu şekilde. Şimdi 5 sıra yaptım arkadaşlar aynı şekilde.
İpimi geriye getiriyorum. Son sıramda bir tane zürafa yapıyorum. Uca geliyorum. Bitiriyorum. Bu şekilde aradaki dallarımızı çalışmış oluyoruz. Hem ara modeli bu. Hem isterseniz sadece böyle bir rengarenk çalışarak bir yazmaya da kullanabilirsiniz bu ara modelini. Bu şekilde ortadaki koyu iki kenarına açık renk yapıyorum. Sonra tekrar koyu renk yapıyorum. Tekrar açık renk yapıyorum. Bu şekilde arasını yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sarı kısmının yapılışını çalışacağız. Şimdi sarı ipimi hazırladım arkadaşlar. Baş tarafa bağlıyorum. İki tane zürafam var. İlk zürafama bağlıyorum. İkinci zürafama geçiyorum. Biraz büyük tutuyorum. Köprü şeklinde. Daha sonra köprünün içine alttaki ipi de tutarak batıyorum. Diğer düğümün üzerine kadar çekip kapatıyorum. Şimdi buraya 9 tane zürafa yapıyorum. Arada bir sıkıştırıyorum rahat sığdırabilmek için. 4 5 6 7 8 9 Bu geçtiğim ilmeği de sayacağım. Karşıya doğru tutuyorum elimde. İlk yaptığım ilmeğe geçiyorum. Zürafaya geçiyorum. Daraltıyorum zürafa şeklinde. Şimdi hepsine birer kere batıyorum. Bir sıra daha dolanıyorum üzerine. Sonra bir sıra daha dolanacağım. Şimdi ikinci sıramı bitirdim arkadaşlar. Bir sıra daha dolanacağım. Toplam 3 sıra yapacağım. Şimdi arkadaşlar 9 tane yapmıştık biz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Şu en son battığım yeri de sayarak 10 tane oluyor. O şekilde 10 tane yaprak çalışacağım ben. Şimdi o kısımdan başlıyorum. Sarıyı koparttığım yerden. Düğümün sarına doğru bir tane zürafa yapıyorum. Sonra İki ipi de saklıyorum. Sola doğru bir tane zürafa yapıyorum. Düğümü soluna doğru. Tekrar aynı yere batarak bir tane daha zürafa yapıyorum. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Deminki yaptığım gibi yine 2-2 çalışıyorum. Ama çok dikkatli çalışmanız gerekir arkadaşlar. 2-2 çok çabuk bozulur aslında. Yani çok kolay gibi görünüyor ama ipi çekiş yönleriniz çok önemli. Yoksa yamuk olabiliyor. Onun için çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Sıra tekrarı olan örnekleri 2-2 3-3 4 5 tekrar ediyorsanız sırayı çok zor olabilir. Çok
çok dikkatli çalışmanız gerekir arkadaşlar. Evet. Şimdi 4 sıram oldu. 7 sıra olacak. Evet arkadaşlar, 7 sıra yaptım şimdi beyazımı. 1 2 3 4 5 6 7. Yine ipimi geriye getiriyorum. Bir ilmeğimi yapıyorum. Ve sıfırlıyorum. Bu şekilde yaprağımı tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi 10 tane zaten zürafamız var burada. 10 tane zürafamızın içine de 10 tane yaprak çalışıyoruz bu şekilde. İsterseniz düz bırakabilirsiniz. Böyle isterseniz yana yatırıp ütüleyebilirsiniz. İki şekilde de kullanabileceğiniz bir model. Hem düz hem boyutlu bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Severek yaparsınız. İyi günlerde kullanırsınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.